Abdülkadir Selvi İmamoğlu bu paraların kaynağı ne? 4 saat boyunca paraların sayıldığı, Türk parasının yetmeyip euroların destelendiği, paradan kule yapıldığı tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. CHP İstanbul İl Yönetimi tarafından yapılan her açıklama ise kuşkuların daha da artmasına neden oluyor. İşin merkezinde CHP'ye alınan il başkanlığı binası var. Ama il binasının parası CHP'nin hazine yardımından kuruşu kuruşuna kadar ödenmiş. Ödemeler CHP'nin resmi banka hesabından yapılmış. Zaten siyasi partiler kanununa göre partiler elden ödeme yapamaz. Elden bağış alamaz. O kayıt dışılığa girer. CHP'nin hesapları Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay tarafından incelenmiş. İl binası için ödenen paraların banka dekontu CHP'nin hesapları arasında yer alıyor. Ama tam aksine CHP'nin hesaplarında bir avukatın bürosunda sayılan paralardan tutulan tesellüm tutanağında yer alan 15 milyon 510 bin lira yer almıyor. Yok eğer tapuda 24 milyon lira gösterilip üstü elden ödendiyse o zaman CHP kayıt dışı para kullanmış ve vergi kaçırmış demektir bu da suçtur. Para kayırma görüntülerinde Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen resmi danışmanı Fatih Geleş var. 4 saat boyunca deste deste para saymaktan dolayı parmakları yorulmuş olmalı. Belli ki para sesini çok seviyor. Fatih Keleş'in namı Ankara'ya kadar ulaşmıştı. Kafa koparan diye konuşuluyordu. İmamoğlu'nun kasası denilmesi boşuna değildi. Çok fütursuz hareket ediyor, bu gücü nereden alıyor diye soruluyordu. Müteahhitlerin ilk başvuru adresi diye konuşuluyordu. İmamoğlu'nun canı. Ekrem İmamoğlu da para sayma görüntüleri çıktıktan sonra bile Fatih Keleşi, "Benim çok değer verdiğim can bir yol arkadaşım." diye savunma gereği duydu. Demek ki aralarında bizim de bilmediğimiz derin bir ilişki varmış. Ferhat Murat'ın soruları. CHP kaynaklarında iyi haber almasıyla bilinen iletişimci Ferhat Murat, sosyal medya hesabından bazı sorular sordu. 1. Fatih Keleş her cuma İBB Florya konutunda İBB yönetimini, daire başkanlarını ve müdürleri toplayıp talimatlar veriyor mu? 2. Fatih Keleş, mülkiyeti ormana ait olan, rezervi veya ruhsatı biten maden ocaklarını kayıt dışı paralar alarak birilerine peşkeş çekmiş midir? Şu ana kadar bu sorulara cevap verilmedi. İmamoğlu'nun genel müdürü Para sayma görüntülerinde Ekrem İmamoğlu'nun inşaatlarının genel müdürü Tuncay Yılmaz da yer alıyor. Tuncay Yılmaz'ın Ekrem İmamoğlu'nun aile şirketlerinin başına geçirecek kadar çok güvendiği birisi olduğu söyleniyor. Şimdi bu durumda ortada deste deste para ve Ekrem İmamoğlu'nun etrafında örülen ilişkiler ağı. Bu kuşku doğurmaz mı? Bu iş nedir diye sorulmaz mı? İmamoğlu Fatih Keleş ilişkisi. Ekrem İmamoğlu ise her zaman olduğu gibi yağ gibi suyun üzerine çıkıyor. Hesap vermesi gerekirken hesap sormaya kalkışıyor. Bunlar da buzdağının görünen yüzü diyorlar. Bakalım Ekrem İmamoğlu'nun can dostum dediği Fatih Keleş'in hesaplarından ne çıkacak? Paraların kaynağı ne? Bu paralar nedir? Bu paralar nereden geliyor? Bu paraların kaynağı ne? Bu paralar kimlerden ve hangi bedel karşılığı alındı ve nereye harcanacak? Belediye parası ise belediyenin parası Ekrem İmamoğlu'nun şahsi parası değil. Belediyenin kasası Ekrem İmamoğlu'nun kasası değil. Ama yok eğer belediyeden iş karşılığı birilerinden kafa koparma usulüyle alındıysa o paranın kaynağı temiz değil, kirli demektir. Bu parayla CHP'ye il başkanlığı binası alınamaz. Kayıt dışı paradan CHP sorumlu olur. Erbakan'ın başına gelenler. Erbakan'ın kayıp trilyon davasını boşa hatırlatmıyorum. Erbakan iki kangal sucuk, üç teneke peynir parasından dolayı iki yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu para CHP'nin il başkanlığı binasının alımında kullanıldı ama CHP'nin hesaplarında yer almıyorsa o zaman CHP bunun hesabını vermekte zorlanır. Yani Ekrem İmamoğlu sadece kendisini değil CHP'yi de yakar. Adalet Bakanı'nın açıklaması. Adalet Bakanı Yılmaz Tuncun bir kara para varsa yani suçtan kaynaklanan bir gelir varsa tüm bunlar ortaya çıkacak sözü önemli. Deniz Yücel doğruladı. CHP İstanbul İl Başkanlığı açıklamasında görüntülerdeki paraların CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınmasıyla ilgili olduğu itiraf edildi. Peki o zaman CHP genel merkezi tarafından il binasının alımıyla ilgili. Kuruşu kuruşuna ödenen para ne oluyor? Bir parti ancak resmi hesaplarından işlem yapabilir. Bu para CHP'nin resmi hesabına girdi mi? CHP İstanbul İl Başkanı Deniz Yücel kaparo ödedik diyerek kayıt dışı parayı kabul etti. Siyasi partiler çanta içinde balya balya parayla kaparo ödeyemez. Siyasi partiler kanununa aykırıdır. Ancak partinin resmi banka hesabından ödeme yapılır. Kaparo çelişkisi Kaparo satıştan önce ödenir ama tam tersine satıştan sonra ödeniyor. Hadi kaparo ödendi diyelim, o zaman bunun satıştan düşülmesi gerekiyor. Burada bir çelişki var, yani Ahmet Kaya'nın dediği gibi, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu konuşmalı. CHP İstanbul İl Binası alındığında Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı, Canan Kaftancıoğlu da İstanbul İl Başkanı kendi dönemlerini şaibe altında bırakan bu olay karşısında ikisinin de konuşmaları gerekiyor. Herkesten önce CHP'lilerin gerçeği bilmeye hakkı var. İmamoğlu hesap soramaz. Senin danışmanının aile şirketinin genel müdürünün deste deste para sayılırken görüntüleri yayınlanıyor. Herkes bu iş nedir bir bize izah etsin diye soruyor. Ekrem İmamoğlu'nun etrafındaki ilişkiler ağı ortaya çıkıyor. Ama Ekrem İmamoğlu her zamanki şark kurnazlığıyla hesap vermesi gerekirken tam aksine hesap sormaya kalkışıyor. Ekrem İmamoğlu hesap sorma konumunda değil. Hesap verme durumunda. Oysa o kendisine komplo kurulduğunu ileri sürüyor. O zaman çık, gerçekleri açıkla, komployu çökert. Böylece işi tersine çevir. Rüzgarı arkana al. Abdülkadir Selvi, Hürriyet Melih Altınok, Organize işler Bunlar İBB ve CHP İstanbul İl Başkanlığı elemanlarının bir yazanedeki para sayma görüntüleri konuşuluyor. Dört saat süren para sayma işlemi sırasında bir yandan kebaplar yeniyor, bir yandan da poşetlerle, çantalarla, bavullarla gelen deste deste, TL'ler, Euro'lar hızlıca sayılıyor. Balyalar paketleniyor, paralar masaya sığmadıkları için kuleler yapılıyor. Sanki organize işler filminden bir sahne. Evet, narkoz dizisi de olabilir, sırıtmaz. Savcılık devreye girdi. CHP ise görüntüler sızdıktan ancak iki gün sonra bu paraların İstanbul il binasının alımı için toplanan bağışlar olduğunu açıkladı. O dönem il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu sessizliğini koruyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise dün kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in de olduğu görüntüler için şunları söyledi. Seçime 20 gün kala İstanbul CHP İl Başkanlığı'nın satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin ki benim çok değer verdiğim siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde. O görüntü üzerinden siyasi yaygara çarmaya çalışanların kötülükçü akılları var. Bu yaygarayla servis edilmesi bunu tabi birkaç meczubun buradan Ekrem'e ne sıçratır nasıl bir leke iz bırakırız anlayışıyla koca koca kanallarda bir yerinden Ekrem'e çamur sıçratma çabası içinde oldular bunlar alıştığımız şeyler. Bırakın Allah aşkına. Konu kimin sızdırdığımı, görüntülerin gerçek olup olmadığımı. CHP içindeki iktidar savaşının taraflarından biri yaymış işte. Siz kamuoyuna mantıklı bir izah yapın. Bu paralar nereden geldi? Neden elden teslim edildi? Nereye gönderildi? Resmi belgeler nerede? Yasalara göre bu miktarda paranın transferinin banka üzerinden yapılması gerekiyor mu? Bir parti yazanelerde mafya usulü alışveriş yapar mı? Peki ya CHP medyasının havaya bakarak ıslık çalmasına ne buyurulur? Konuşma yasağı mı geldi yoksa skandal seçil Erzan meselesi kadar bile ilgilerini çekmiyor mu? Metro Ekrem İmamoğlu İstanbul'a ne kadar metro yaptı? Rakibi Murat Kurum sadece 8 kilometre diyor. Hatta adımla da gösteriyor. İmamoğlu ise 65 kilometre metro yaptım diyor. Sıfırdan diye de ekliyor. Metro bu yapılsa görülmeyecek gizlenecek bir şey değil. Yapıldığını yapılmadığını ispatlamak kolay. İbeben'in kayıtları şeffaf. Ama İstanbul'da sokağa çıkıp sorun. Seçmenin yarısı kurumun yarısı da İmamoğlu'nun doğru söylediği görüşünde. Ya taraflar dertlerini iyi anlatamıyor ya da metro ve gerçekler seçmenin umurunda bile değil. Umarım ilkidir. Döner Almanya'da yok satan Türk dönerinin fiyatı %70 oranında artınca Almanya Başbakanı Olaf Scholz devreye girmiş. Gelen şikayetler üzerine sosyal medya üzerinden video mesaj yayınlayan Başbakan Scholz şunları söylüyor. Son zamanlarda özellikle gençlerden döner fiyatına bir üst sınır getirilmesi yönünde talepler geliyor. Ancak serbest pazar ekonomisinde yaşıyoruz ve fiyatlar arz talebe göre belirleniyor. Aynı zamanda döner üreticilerinin üstesinden gelmeleri gereken bir maliyet fiyatları var. Yani dönerin fiyatı için bir üst tavan sınırlaması getirilmeyecek. Almanya'yı bilmem ama Türkiye'de dönere üst tavan sınırlaması gelse iyi olacak. Zira bizde fiyatları Arz talep dengesi belirlemiyor. Talep arttıkça zam geliyor. Ünlü yazar Eylem Tok ünlü mü? Sıkça sebep sonuca Amerika'dan konuk olan gazeteci Mustafa Tanyeri son günlerin en ünlüsü Eylem Tok olayını başka bir açıdan şöyle ele alıyor. Her yerde bu ifade var. Tanınmış yazar. Kaçınız daha önce bu kadının bir kitabını okudunuz? El kaldırır mısınız? Oo neredeyse hiçbiriniz okumamışsınız. Ben de öyle. Yani ortada PR yöntemiyle oluşturulmuş bir sahte ünlü yazar var. Daha da ötesi aşağıda bu kadının bütün yayınlarda ve sosyal medya ortamlarında yayılan şu iki fotoğrafını ve kaçarken havaalanında görüldüğü güvenlik kamerasındaki görüntüsünü yan yana koydum. Fark edebileceğiniz gibi kadının fotoğrafları bile sahte. Photoshop harikası. Gerçek görüntüsüyle ilgisi bile yok fotoların. Ama nedense bir anda soldaki iki foto yayıldı. Buğulu bakışlı, prenses yüzlü bir anne imajı bütün haber siteleri ve sosyal medyada yayılı verdi. Bu güzellikte bir kadın nasıl kötü olabilir ki? Ama bütün bu PR altyapısı da bu kadının içindeki hamlık ve kötülüğün fark edilmesine engel olamadı. Bu işleri kim, nasıl organize ediyor sevgili dostlar? Hiç üzerinde düşündünüz mü? Dikkat eder. Melih Altınok, Sabah.